Herkese merhabalar, Siyah Deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our Travel Experience channel. Добро пожаловать на наш канал Travel Experience. Evet, Sveta, çok eğleniyorsun gördüğüm kadarıyla. Neredeyiz bugün? Today we are in Fethiye. Fethiye'deyiz. Evet. Güzel, yemyeşil bir yerdeyiz. Çok güzel bir deniz. Yes, yes. Very green, great area. Great peki, area. Peki, o zaman hiç uzatmadan soralım. Svetlana, hangi otel? Club Duana, Fethiye. Hadi gel bakalım Sveta. Otele hızlı bir giriş yaptık. Neredeyiz? Neredeyiz? Club Duana Fethiye. Club Duana Fethiye'deyiz. Çok hızlı bir giriş yaptık. Ortalık cayır cayır yanıyor. Neredeyse 40 derece hava sıcaklığı var. Arkadaşlar check-in esnasında beklemeyin, boşuna sizi yormayalım. O da hazırlanınca biz size haber veririz dediler. Hoş geldin. Evet Sveta, bize odayı anlat bakalım. Okay, we have club standard room. But ground floor and club rooms, ground floors, they were renovated this year. That's why oda çok güzel. So, bak, very interesting style, modern style. And you can see it's new, totally new. Big bed, extra bed, we don't need of course, but it's stable. It's not roll-on, which they can reno. Also, thanks to Club Duana for compliment. Şarap var, meyve var. So, I like these details. Much more than fashionable. We have balcony, small, but these are bungalows. For bungalow, the room is rather large, I can say. Balcony is not much large. I don't want to open because condition is working and it's very good because outside it's 36, 37, like hell. So, we have kettle, tea, coffee, minibar, let's see, deco. We have water. Ah, bira var. Soda, and evet, Efes, Efes bira. And small chocolates, güzel, mesle. Tak. Then, what we have? Here is space for luggage, we will put our luggage, and here is space for clothes. We have slippers. Gazelle. Safe. Safe box var. And also renovated bathroom. I think not totally, but it doesn't matter. It's working. Huge mirror. We have shower. Several variants. And also cosmetics. Body lotion, soap, dental kit, shaving kit, some women's stuff. Nice, I liked it. I didn't expect. I saw this hotel many years ago, but really renovated rooms are perfect. Evet, dikkat çeken konulardan bir tanesi de Tuana App. Bu otel bir aplikasyona sahip. Bu aplikasyonun duyurusunu ve bu aplikasyona misafirlerin ulaşabileceği QR kodu hemen hemen her yerde görebilirsiniz. Peki bu aplikasyon ne işe yarıyor diyecek olursanız, buraya geldiğinizde bu aplikasyona ulaşıyorsunuz. Bu aplikasyondan otele iletmek istediğiniz her tür konuyu doğrudan buradan iletebiliyorsunuz. Evet, odamıza yerleştik. Oda gayet şık, güzel bir oda. Renove edilmiş bir oda. Bak biraz önce buradan bir iguana geçti Sveta. Ağaca çıktı bak orada. Çok doğal, çok doğal bir ortam. Odaya geçtik. Odadan gayet memnun kaldık. Çünkü renove edilmiş, güzel, çok sade, şık, serin bir oda. Şimdi oteli keşfetmeye çıkıyoruz. Haydi bakalım.
Evet arkadaşlar, neredeyiz? Club Tuana'dayız. Burayı sevdik. Sevdiğimizi de böyle gösteriyoruz, ifade ediyoruz. I love Club Tuana. Gelir gelmez dikkatimi çeken en temel özelliği otelin çok düz bir zeminde, büyük, geniş bir alana sahip olması ve müthiş yeşil. Ben hayatımda bu kadar palmiye ağacını bir arada görmedim. Bakın daha plaja inmedik. Daha orayla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz ama şuraya kadarki bölümle alakalı mekanın müthiş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gidiyoruz oteli gezmeye. Kanala abone olmayı unutmayınız. Yes, subscribe our channel, don't forget. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Aynı zamanda sosyal medyadan, yani Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Обязательно подписывайтесь на наш Instagram, follow us in Instagram. Beğeni, yorumlarınızı da eksik etmeyiniz diyoruz, devam ediyoruz. Arkamızda görünen alan siesta alanı. İnsanlar şezlongları çekmişler. Burada güneşleniyorlar, değil mi? Yes, a lot of trees. That's why people try to hide from the sun. And also a lot of children here, families with children are here, especially with babies, because here is shadow and much better. Evet arkadaşlar, o kadar çok yeşil, o kadar gölgelik, o kadar ağaçlık alan var ki arkamızda gördüğünüz alanda insanlar gölgeleniyor, güneşlenmiyor. We can say a lot of options here. Evet, yani birçok seçenek var. Havuz başında takılabilirsin, arkamda duran yeşil alanda takılabilirsin. Nereyi istiyorsan artık karar seç. Somebody likes umbrella, somebody likes trees, somebody likes just open sky. Aynen öyle, aynen öyle. Ne yapıyoruz? Be careful with open sky. Tabii birazcık çok güneş sıkıntı yaratabilir. Haydi gidelim, devam edelim Sivyata. Let's go. Evet arkadaşlar, burada da pavilyon var. Eğer bak 40 euro. 40 euro. If you want to be special, if you want to stay at your individual place, you can book this pavilion. Deniz kenarına kadar geldik. Her yer yeşil. Şezlonglar falan yeşillerin üzerinde, çimlerin üzerinde. İnsanlar gölgede takılıyor. Otel aslında dolu, kalabalık diyebileceğimiz türden. 500'den fazla odası var. Şu an bildiğim kadarıyla hepsi dolu. Alan o kadar geniş olduğu için aslında çok insan var ama o kadar yoğun bir şekilde görmüyorsun. Mesela ben şu an bakıyorum, hala boş şezlonglar var. Pavilyonlar boş. İşte çimlerde oturabileceğiniz alanlar boş. Bayağı boş bir alan var diyebilirim hala, değil mi? Yes, because a lot of space and you can find place where to take sun bottle to rest. Sveta, gördün mü orayı? Evet, evet. Havuzu gördün mü? Evet, harika. Çok güzel havuz. You can drink and swim in. Babalar oturmuşlar. Yes. Havuzun içinde ıslak ıslak içiyorlar. Harika, hastasıyız. Otelin havuz kullanımı, havuz alanları oldukça iyi. Ana havuzu çok büyük. Ama çocuklar da düşünülmüş. Bence bu otel bar işini çok iyi çözmüş. Her köşede bir bar var, içecek alacağınız bir sürü yer var. Arkamızda bir kaydırak var. Tabii çocuklar için yeterli düzeyde bir kaydırak, büyük değil. Ama çocuklar eğleniyorlar, oynuyorlar, arkada takılıyorlar. Değil mi? Yes, not too much. We cannot call this aqua park, but there are slides, mostly for children, but they have fun. Çok aktif otel ya, değil mi? Evet, evet. Her yerde insanlar oynuyorlar, yüzüyorlar, havuza giriyorlar. Vallahi voleybol, a
a lot of kinds of water sports. Evet, çok aktif bir otel arkadaşlar. Evet, iskeledeyiz, iskelede yürüyoruz. Bu iskelede 4 tane pavilion var gördüğüm kadarıyla. Also it's very long and wide, much space here. Baya bir alan var. Çok da insan yok yani. Karadan da daha çok insan giriyor. Of course, no umbrellas. Evet, burada just pavilion. Evet, burada pavilion ve güneşlenebileceğiniz özel şezlonglar var. Ama iskele güzel. Yani ben iskeleyi sevdim. Pavilion da kiralayabilirsiniz. 40 euroydu galiba. Dün bakmıştık. Sanıyorum o civarlarda. Ama yine de güzel bir iskele. Şöyle bir genel tur yaptık, değil mi? Yes, general discovery. Kind of inspection. Evet, birazcık inspection gibi oldu. Genel alanları bir gezdik. Baktık. İlk intibayı anlamaya çalıştık. Ya otel yeşil. Geniş alanları var. Çok düz. Çok düz ayak. Ama hoş, güzel. Otel dolu. Değil mi? I think it's perfect for family holiday. Bu otelde en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Mesela her alan tıka basa değil. Yes, for example. You can find a place to sit, to lay, to take sunbath. Evet, yani her yer böyle tıka basa değil. Evet, otelin geneli kalabalık. Ama mesela her barda böyle yoğunluk yok. Şu an oturduğumuz yerde gayet relax. İstediğin zaman yaklaşık 10 saniyede içeceğini alabilirsin. Tabii havuz başında yoğunluk var. İşte beach barda yoğunluk var. Ama burada herhangi bir yoğunluk yok şu anda, gayet sakin. Devam edeceğiz. Yemek, yani yeme içme deneyimini aslında ayrı bir bölüm olarak vereceğiz. Bu bölümde sadece odalar, genel alanlar ve genel izlenimleri aktaracağız. Bir bölüm daha olacak bu otelle alakalı. Bu bölümü şu anda izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapın. Bir sonraki videoyu görmek için mutlaka abone olun. Çünkü tam iki seri olacak bu otelle alakalı. Şu an genel deneyim, bir de yeme içme deneyimi ekstra süper bir bölüm olacak. Çok lezzetli. Yes, alakartları deneyeceğiz. Don't forget to subscribe the channel and don't miss the second episode.